Türk Savunma Sanayi'nin yerli gemi projelerinde önemli roller üstlenen STM'nin kamuoyuna sosyal medya üzerinden tecrübesini aktarmak için başlatmış olduğu STM ile birebir cevaplar projesinin bu haftaki program konuğu STM Genel Müdürü Özgür Güler Yüzdü. Türk Savunma Sanayi'nin son yıllarda önemli gelişmeler kaydettiğini ve yerlilik oranlarının çok ciddi sayılara ulaştığını söyleyen Güler Yüz şu ifadelere yer verdi. Savunma sanayinde ülke olarak son dönemde önemli başarılara imza atıyoruz. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığımız öncülüğünde teknolojik kazanımlarımızı, yerlilik oranlarımızı ve mühendislik kabiliyetlerimizi edindiğimiz tecrübeleri hızla arttırıyoruz. Bugün artık bu kabiliyetlerimizle geliştirdiğimiz yazılım otomasyon gibi kimi çözümlerde yüksek teknoloji kategorisinde %100 yerlilik oranına ulaşmış durumdayız. Örneğin sektördeki savunma sanayi firmalarının STM'nin ana yükleniciliğinde bir araya geldiği daha komplike bir proje olan e sınıfı fırkateyn aşamasında ise %75 yerlilik oranına doğru yol alıyoruz. Ayrıca hali hazırda fırkateynlerden denizaltıya kadar pek çok yeni proje var. İstif sınıfı fırkateyn, hava savunma harbi başta olmak üzere tüm temel harp nevilerine ilişkin sensör ve silahlara sahip olup hedeflerin tespiti, konumun belirlenmesi, sınıflandırılması, teşhisi ve imhasını gerçekleştirebilecek ve deniz topçu ateşi desteği sağlayabilecek konfigürasyona sahiptir. E sınıfı fırkateyn, her tür potansiyel tehdidi önlemenin yanı sıra deniz gözetleme ve devriyesi, münhasır ekonomik bölge denetlemesi ve gözetimi gibi askeri deniz harekatını da icra edebilmektedir. Yüksek manevra kabiliyeti, dayanıklılık ve stabilite, yangın ve hasara karşı yüksek dayanıklılık ve algılama sensörleri, başta hava savunma harbi olmak üzere tüm temel harp nevilerine ilişkin sensör ve silah konfigürasyonu, titreşime ve hasara karşı şok emici ve azaltıcı uygulama ve zırhlı koruma Düşük radar kesit alanı, sualtı tehditlerine karşı sualtı ortam gürültüsünü azaltma ve geminin manyetik izini azaltıcı sistemi ve yedeklilik felsefesi gibi tasarım amaç ve kabiliyetlere sahiptir. Konuyla ilgili gelişmeler yaşandıkça ve yetkili isimlerden açıklamalar geldikçe sizleri kanalımız üzerinden bilgilendirmeye devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşçakalın.